Selam herkese. Bugün canım fellah köftesi istedi ve yapmaya karar verdim. Yaparken de size de göstereyim ki siz de yapın ve beraber yiyelim. Siz de Ekrem de ben burada. Neyse, konuya giriyorum. Akşam yemeklerinde de yenilebilecek, beş çaylarında da çayın yanında güzel gidebilecek bir şey yapıyoruz. Fellah köftesi. Evet, hemen malzemelere geçelim. Malzemeler: 2 su bardağı ince bulgur, 4 yemek kaşığı un, 2 su bardağı kaynar su bulgurun üzerine dökmek için, 2 su bardağı yoğurt. Ben üzerine gezdireceğim sadece. Daha çok seven daha çok da kullanabilir. 2 diş sarımsak, yarım su bardağından bir parmak daha az sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı salça, 1 tatlı kaşığı nane, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı pul biber. Hemen başlayalım. Suyumuzu koymakla başlayabiliriz. Şimdi katlıyoruz. Hava almayacak şekilde. On dakika böyle bekletiyoruz. 10 dakika geçti. Şimdi açıyoruz. Unu ve baharatları koyup yoğuracağız şimdi. Evet, hamurumuzu yoğurduk. Şöyle oldu şimdi, ben bir baktım ve dedim ki ayıp ne ya? Olmamış ve kuruydu. Yarım bardak daha sıcak su koydum. Ama yine istediğim şekilde görünmediğini fark ettim. Sonra içine bir tatlı kaşığı biber salçası ve bir de hamur dağılacak gibi göründü bana ve bir yumurta daha ekledim dağılmasın diye. Yani son hali bu hamurun. Şu an güzel oldu, şu an içime sindi. Ve böyle devam edeceğim. Şimdi evet, hepsimizi unlayıp birazcık yuvarladıklarımızı onun içine atacağız. Şimdi ara sıra elim kuruyunca batırmak için buraya su koydum. Bir geniş bir kaba. Böyle yuvarlıyoruz. Sonra üzerine delik yapıp
Atıyoruz. Evet, yuvarladığımız köftelerimiz oldu ve bunları böyle sallayarak hepsinin una bulaşmasını sağladık. Şimdi ocaktaki kaynar suyumuzun içine atıp bunları haşlayacağız. Köftelerimiz bu şekilde 10 dakika haşlanacak. On dakikası doldu. Şimdi köftelerimizi çıkarıyoruz. Evet, şimdi sosumuzu yapıyoruz. Salçayı ve sıvı yağ tavaya koyuyoruz. Ben sosuna baharat koymuyorum çünkü ben içine koydum. İsterseniz siz sosuna da koyabilirsiniz ya da isterseniz içine koymayıp sosuna koyabilirsiniz sadece. Sosumuz hazır. Köftelerimiz hazır. Şimdi yoğurdumuza sarımsağımızı koyup karıştıracağız. Ve önce yoğurdu, sonra da üzeri için yaptığımız sosu koyacağız. Ve sonra yemeğe hazır. Evet, şimdi en sevdiğim kısma geldik.
İşte buna değer diyorum. Gerçekten çok güzel olmuş ve denemenizi tavsiye ediyorum. Denerseniz de yorumlarınızı ve sizden gelecek mesajları bekliyorum. Mutlaka yaparsanız bana da fotoğrafını atmayı unutmayın. Görüşürüz.